Aa, merhaba. Hoş geldiniz Murat Bey. Bizi yalnız bırakır mısın? Tabii efendim. İyi haber faslını geçelim. İyi haber mi? Babanın vakıf başkanı olması. Başkan Hasret'i gösteriden çekmemi istiyor. Kötü haber desene. Demek işin ucu Hasret'e kadar dayandı. Hasret'e dayandığı için değil. Benim işime karışmasından, bu hakkı kendinde görmesinden. Sırf babam diye bunu görmezden mi geleceğim? Yani bu tartışmayı Hasret olmasa da yapardım diyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sen? Hasret diyorum. Hı. Araç olmaktan çıkıp amaç oldu galiba. Öyle bir şey diyorsun değil mi? Bu konuşmayı çekemeyeceğim. Hele şu anda hiç. Dur. Böyle mızmız çocuklar gibi misketimi alırım kaçarım diyorsan kızın araç değil amaç olduğuna inanacağım. Ama oturup konuşursan seni dinlemeye hazırım. Ve her zaman da yanındayım. Pekala. Peki, şöyle sakin kafayla düşünsek Hasret. Bu adam seni gerçekten çalıştırmadı mı? Çalıştırdı. Sana bir şeyler öğretmedi mi? Hem de ömrün boyunca öğrendiğinden daha fazlasını. Öğretti. Öğrendi. Başta programın gerisindeydi, kabul. Ama sonra çok daha hızlı kavruyor artık. Ama yeri doldurulabilir, öyle değil mi? Başka biri olsa, Murat Hoca'nın yerinde başka biri. Bunları yapabilir miydi? Yani etrafında bir sürü genç yetenek var. Yurt dışındaki öğrencilerini de sayarsak, bak geç kalmış değilsin. Yeni birini hazırlayabilirsin. Tabii ki buradan çekip gidebilir, kendi hayatını yaşayabilirsin. Ama ne olur? Çiçekçi kız olursun. Öğrendiğin onca şey de havaya uçup gider. Sen bir imkansızın peşindeydin. Ama artık tecrübelisin. İstersen yepyeni bir imkansızın peşine takılabilirsin. Ama Hasret dışında. Başka kimse sana bu fırsatı tanımayacak Hasret. Murat Hoca'dan başka kimse. Yani diyorum ki Hasret'ten vazgeçebilirsin. Murat Hoca'dan vazgeçme diyorum. Kendi geleceğin için. Sesini öyle bir yere getirdim ki. Onda sesten öte başka şeyleri de duyabilirsin. Bazen bir kuşun kanat çırpması. Bazen bir kalp atışı. Bazen öfke. Bazen aşk. Bunu yapabildi. Yapabildik. Bunu ben başardım Levent. Anlıyor musun? Ben. Kıymeti benden sorulacak bir cevherden neden vazgeçeyim ki? Bu kadar iyi mi diyorsun yani? Karşımda tüm zamanların en iyi prodüktörü olduğunu iddia eden şahsa diyorum ki, evet. Bu kız, ortak olduğun bu gösteriye çok seyirci çekecek. Öyle diyorsan benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Bu durumda kapanış solistimiz Hasret. Öyle değil mi? Olmayacağım. Önce olanı biteni bir anlatsın bana. Bırak şarkı söylemeyi. Ben var ya hesap sormadan merhaba bile demem ona. Geçerim karşısına. Bakarım gözlerinin içine. Sen kendini ne zannediyorsun be? Sana mı düştü benden oynamak? Anlar mısın ulan derim. Çeneni tutsan iyi edersin. Neden tutacakmışım çenemi? Çalışmaya devam etmek istiyorsan bunları söylememen lazım. Bırak o kendi hedefi için var gücüyle seni çalıştırmaya devam etsin. Yani ağzıma fermuar mı çekeceğim na böyle? Evet. Yapamam ben be. Ağzım susar, gözlerim konuşur benim. Dilime geldi miydi na buraya kadar? Dışarı çıkmazsa içeri kaçar, kulunç yapar be. İçinde tutmayı öğreneceksin Hasret. İstediğini alana kadar da vazgeçmeyeceksin. Nasıl yapacağım ha? Nasıl yapacağım? Ben o adamı çiğ çiğ yerim be. Bak aklıma bir şey geldi. Böyle Murat Hoca ile güzel bir anınız yok mu? Böyle ona çok kızdığın zaman gözünün önüne o anı getir. Bu sakinleşmene yardım edebilir. Hani dans etmiştik ya bir kere. Ben böyle uçuyor sanmıştım. Sonra o çekti indirdi beni yere. Böyle yavaşça. Çok güzeldi be. Ben hiç böyle hissetmediydim. Müzik, ışık, hava, İstanbul. Hepsi sensin. Şimdi sahnedesin. Uçuyorum. Yerde değilim. Neredesin? Uçuyorum. Yüksekte, çok yüksekte. Ve şimdi yavaşça alçalıp bitireceksin. Keşke bitmese.
olmuyor işte. Onu hala çiğ çiğ yemek istiyorum. İddia ne olacak peki? Hasret geri döndü. Sen ders veriyorsun. O mesele kapandı. Beste senin. Beste benim. Hı-hı. Senin başına bir şey mi düştü? Yo, gayet iyiyim. Her şey yolunda. İddiadan niye vazgeçtin o zaman? Çünkü... Hasretin üzerinden böyle iddialara girmek hoş değil. Vay! Başta öyle demiyordun ama. Göz bebeklerinde korvetin jantları dönüyordu. O zamandı. O zamandı. Hı. Ha, sen bir daha arabayı istersin ama. Hı. Çiçekleri bagajdan alır mısın? Tabii efendim. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Akşama perde pilavı var. Seversin diye haber vereyim dedim. Harika. Şimdiden acıktım. Koray. Buyurun. Şimdilik şuraya koysana. Tabii efendim. Ay. Amuratcığım. Hoş geldin. Yukarı gelir misin biraz? Ay ne hoşsun. Ya. Hasreti aldım. Yuh. Bu ne be? Sana çiçek aldım. Dükkanı getirseydin bari. Dükkandan değil, sepeti tanımadın mı? Bildiğin bir yerden. Aa, sümbüğün nenemden. Ondan almışsın. Ay ne sevinmiştir be. Teşekkür ederim. De, ben nereye koyacağım bunları? O da küçük. Bunlar oksijen çeker bütün gece. Bu kadar laf edeceğini bilseydim almazdım. Ne yapmak istiyorsan artık sen bilirsin. Hem sen neden aldın bu kadar çiçeği bana? Sence birine neden çiçek alınır? İyi bir şey olduysa da alınır. Büyük bir kabahat işlediyse de alınır. Derslerimiz iyi gittiği için hem sevindiğimi belli etmek hem de seni sevindirmek için. Oldu mu? İyi. Ben bunları odalara dağıtayım bari. Pardon. Nihayet benim payıma düşen çiçekler de geliyor ha. Bu servisi çiçekçi kızın ta kendisinden almak da bir ayrıcalık yani. Senin için özel seçtim. Dikenlerini de ayıklamamışsın galiba. Gülü seven dikenine katlanır. Programımıza göz atıyordum da. Solfej çalışmalarına ek olarak düşünüyordum. Lütfen oraya koyma. Piyano çizilmesin. Çizmeyiz biz de. Enstrüman çalışması eklemeyi düşünüyorum. Senin ritim duygu... Ne yapıyorsun? Ay. Tuşlar, su, bez getir, bez, tuşlar. Al. Hay Allah'ım. Sen tuşlara bak, tuşlar diyordun. Hepsi çiçeklerin suçu. Öldürmediğime dua etsin. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı efendim? Hasret. Bu akşam Nesrin Hanım yemekte olmayacak. Çok üzüldüm. Sofrayı iki kişilik hazırlayacağız. Murat Bey'le sana. Yapma be. Bu koku var ya, mıknatıs gibi çekiyor insanı. Ben size getiriyordum efendim. Sağ ol. Ay ne oldu eline? Yok bir şey, önemli değil. Yemeğe geçelim mi? Ben aç değilim. Ay ne oldu sana be? Demin ayaklarıma kapanıyordun. Az da olsa yersin değil mi Hasret? En azından Murat Bey'e eşlik etmek için. Değil mi? İyi. Tamam. Hasret. Hasret. Sende bir gariplik var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. Var.
Yok. Asıl bunun sonu yok. Birbirimize var yok demenin. Hasret. Aklından şu anda ne geçiyor söyler misin sen? Açıkça. Sen şimdi benden içimden geçenleri mi söylememi istiyorsun? Hı hı. Evet. Hadi. İçinden ne geliyorsa. Olduğu gibi. Çıkar bakalım. İçimden diyordum ki, sen gördüğüm bu dünyanın, hatta kainatın en şerefli... Hasret! En? Kusura bakmayın efendim, yemek hazır diyecektim. Teşekkür ederim Saime. Nerede kalmıştık? Ha, evet, kainat. Ben kainatın en... En? En şerbetli adamısın. Bunu diyordum içimden. İçinden bunu diyordun. Şerbetli ne demek? Şey demek. Çok büyük adam demek. İyi adam demek. Gözün yaşlandı senin. Benim için düşündüklerine teşekkür ederim. Sen de benim için kıymetlisin. Allah'ım ya. Adamı parçalayacağım ve kendimi koparıyorum burada ben. Sen hiç at yarışı oynadın mı? Bir iki kere ama hiç anlamam. Bizim Bekir eniştenin kahvesinde başka muhabbet duyamazsın. Sanki at onların. Bana sorarsan hiçbir oyun abartmaya gelmez. Değil mi? Sonuçta o bir at. Bu kadar beklentiyi nasıl kaldırsın? Beli kırılır. Tamam. O kadar da güzel bir espri değildi. Değildi. Doğruya doğru. Zaten ben mevzu açmak için söylemiştim. İnsanlar üzerine de giriyorlarmış. Anlamadım. İnsanlar üzerine de bahse girenler varmış. Ben öyle şeyler duydum. Nasıl yani? At yerine insanları koşturuyorlarmış. Yok canım, daha neler. Hiç böyle bir yarış duymadım. İnsan mı koşturuyorlarmış? Oo! Ben ne diyorum, sen ne anlıyorsun? Bak, insanlar dedim. Mesela iki kişi. Sen diyorsun ki, var mısın iddiaya? Öbürü de diyor ki... Ne diyor ki? Yok bir şey. Bak Hasret, başladığın lafı bitir. Ne demek istiyorsan söyle. Çözülmeyi bekleyen bilmece gibi durma karşımda. Afiyet olsun. Artık masayı toplayabilirim herhalde. Pardon. Buyurun. Başladığın lafı bitirmiş. Dangoz. Çözülmeyi bekleyen bulmacaymış. Asıl sensin çözülmeyi bekleyen bulmaca. Dümbelek kafa. Makarna. Dik makarnası. Hasret şunu yap. Hasret şunu yap. Hasret kolunu koyma. Hasret ayağını çek. Başladığı lafı bitirmiş. Sensin çözülmeyi bekleyen bulmaca be. Dümbelek.
Nargoz seni. Düdük makarnası. Mahalle bir çocuğu. Hasret iyi misin? Hasret. Hay Allah. Bir terslik mi var? Ben Saime Hanım'ı çağırıyorum. Sen sık dişini. Murat Hoca? Bir şeyin yok ya. Yok. Duş alıyordum. Üzerindekileri çıkarmadan mı? Onları da yıkıyordum. Benle beraber.